Merhaba sayın arkadaşlar. Ben öğretim görevlisi Emre Kaçmaz. YBS 203U İşlem Tabloları kitabının ilk ünitesi olan Temel Kavramlar ünitesinin videosu ile karşınızdayım. Bu ünitede işlem tablolarının yapısı, çalışma kitabı ve çalışma sayfası, sekme ve grup komutları, hücre yapısı ve özellikleri konularından bahsedeceğiz. Öncelikle Excel'in tarihçesinden basitçe bahsedecek olursak ilk işlem tablosu programı 1979 yılında karşımıza çıkan VisiCalc yazılımıdır. Microsoft firması ise 1982 yılında multiplan yazılımı ile Excel'in bir anlamda atasını oluşturmuştur. İlk Excel sürümü Mac kullanıcılar için 1985, Windows kullanıcılar için ise 1987 yılında karşımıza çıkmıştır. Günümüzde Excel'in 2016 sürümü mevcuttur. Kitabımızda ise Excel'in 2013 sürümünden bahsedilecektir. Başlat menüsü programlar, daha sonra Microsoft Office içindeki Microsoft Excel kısa yolu tıklandığında ilk karşımıza gelen sayfa Excel programının giriş ekranıdır. Dosya sekmesinden faydalanarak eğer yeni tıklanırsa boş bir çalışma kitabı oluşturulabileceği gibi daha önce çalışılıp da bilgisayara kaydedilmiş bulunan bir Microsoft Excel dosyasını açmak için ise Aç sekmesi tıklanarak bilgisayar içerisinden bu dosyanın adının seçilmesi o çalışma kitabının tekrar karşımıza gelmesini sağlayacaktır. Boş çalışma kitabı seçildiğinde ekranımıza bir çalışma sayfasından oluşan çalışma kitabı gelecektir. Bu çalışma kitabını basitçe inceleyecek olursak en üst tarafta hızlı erişim çubuğu, altta Grup sekmesi bunun altında şeritler ve daha sonra sütun ve satır yapısından oluşan hücrelere sahip bir ekran, en altta ise çalışma sayfası sekmesi ve yeni çalışma sayfası ekleme butonu karşımıza çıkacaktır. Hızlı erişim çubuğu, sekmelerden bağımsız olarak sık kullanılan komutlar kümesini içeren bir araç çubuğudur, kullanıcı isteğine göre özelleştirilebilir. Şerit grupların altında yer alan sekmelere ait düğmeleri barındırır. Sekme kategoriler halinde benzer işlevi olan komut düğme gruplarını bir arada barındırır. Çalışma kitabı Excel başladığında açılan dosyadır. Çalışma sayfası ya da çalışma sayfalarından oluşur. Excel'de aynı anda birden fazla çalışma kitabı ile çalışmak mümkündür. Çalışma kitabı açıldığında otomatik olarak Kitap1 adı gelir. Daha sonra ikinci ve 3. Çalışma kitapları kitap 2, kitap 3 olarak isimlendirilebilir. Tabi eğer isterse kullanıcı kaydetme aşamasında çalışma kitaplarının isimlerini değiştirebilir. Excel 2003 programında .xls uzantısını kullanırken daha sonraki sürümlerde .xlsx uzantıları karşımıza çıkmaktadır. Çalışma sayfası çalışma kitaplarında yer alan sayfalardır. Boş bir çalışma kitabında belirtilen sayıda çalışma sayfası oluşturulur. Eğer kullanıcı isterse her bir çalışma sayfasının arka plan rengini değiştirebilir, çalışma sayfalarını çoğaltabilir ya da fazla gördüğü çalışma sayfalarını silebilir. Her çalışma sayfası birbirinden farklı çalışma alanlarını kullanıcıya sunmaktadır. Excel programının en önemli yapısı hücrelerdir. Hücreler satır ve sütunların kesişiminden oluşan noktalardır. Satırlar çalışma sayfasında yatay olarak bulunan ve bir sayı numarası ile gösterilen, rakamlarla numaralandırılmış bölgeler, sütunlar ise çalışma sayfasında dikey olarak kılavuz çizgileriyle bölümlendirilmiş ve bir alfabetik harfle isimlendirilmiş bölgelerdir. Satırlar ve sütunlar sayesinde her bir hücre bir adrese sahiptir. Hücre adresi dediğimizde sütun harfi yanına satır sayısının gelmesiyle oluşan ikiliden bahsettiğimizi düşüneceğiz. Excel programında bir hücre üzerinde işlem yapabilmek, bu hücreye veri girişi yapabilmek için öncelikle hücrenin aktif hücre olarak seçilmesi gereklidir. Bu işlemi ok tuşları ya da fare ile gerçekleştirmek mümkündür. Aktif hücre üzerinde sağ tuş ile tıklanarak o hücre ile ilgili yapılabilecek işlemleri barındıran bir pencere karşımıza çıkacaktır. Aynı şekilde çalışma sayfasının adının üstüne gelip de sağ ile tıklandığında da çalışma sayfası ile ilgili yapılabilecek işlemler bir menü ve bağlantısındaki pencereler vasıtası ile Excel programının verimli kullanılabilmesi için üst tarafta menüler oluşturulmuştur. Dosya menüsü bunlardan ilkidir. Dosya menüsü çalışma sayfasından ayrı bir yapıda ayrı bir pencere ile karşımıza çıkar ve yeni bir çalışma kitabı oluşturmak. Var olan bir çalışma kitabını açmak, Üzerinde çalıştığımız çalışma kitabını kaydetmek, yazıcıdan çıktı almak, farklı kullanıcılarla paylaşmak gibi eylemlere sahiptir. Giriş sekmesi altındaki butonlar vasıtası ile hücreler üzerindeki düzensel işlemleri yapmayı sağlar. Yazı tipini değiştirmek, hizalamak, stilleri değiştirmek bunlardan bazılarıdır. Ekle sekmesi Eklentiler, tablolar, grafikler, raporlar, mini grafikler gibi araçların hücreler üzerine yani çalışma sayfasına eklenmesini sağlar. Sayfa düzeni sekmesi ile gerekli temalar çalışma sayfasına uygulanabilirken sayfa yapısı yani yazıcıdan çıktı almadan önceki düzensel ayarlar da bu sekme altındaki ikonlar sayesinde gerçekleştirilir. Formüller sekmesi Excel'de çok önemli olan formülsel işlevleri karşımıza gelmesini sağlar. Kullanıcı sayesinde özellikle bir sihirbaz yardımıyla formüller kolayca kullanılabilir. Veri sekmesi ile bağlantılar sağlanabilir. Veriler üzerinde sıralamalar yapılabilir ya da filtreler uygulanarak veriler özet tablolar haline getirilebilir. Gözden geçir sekmesi Özellikle yazımsal araçları içerirken, bir yandan da çalışma kitabını ya da çalışma sayfasını korumak ya da diğer kullanıcılarla paylaşmayı sağlayan ayarlara sahiptir. Görünüm sekmesi bir anlamda kullanıcının Excel'i nasıl rahat kullanacağı ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlar. Formül çubuğu, cetvel, kılavuz çizgiler gibi öğelerin gösterilmesi ya da gizlenmesi, sayfanın yakınlaştırılması ya da uzaklaştırılması ve pencereler vasıtasıyla birden fazla çalışma sayfasının aynı ekran üzerinde kullanılmasını sağlayan ikonlar bu sekme altındadır. Yardım sekmesi Excel ile ilgili yardım alabileceğimiz kısımları içerir. Bir problem çıktığında yardım sekmesine başvurarak hem internet üstünde hem de Microsoft tarafından yayınlanan bültenlerden yardım alınabilir. Görüldüğü gibi ünitemizde çalışma sayfası, çalışma kitabı, hücreler, satır ve sütunlar hakkında genel bilgi verilmiş olup Microsoft Excel ana penceresinin menüleri hakkında da bilgi verilmiştir. Ünitemizde Microsoft Excel hakkında giriş bilgileri, temel kavramlara değinilmiş. Çalışma sayfası, çalışma kitabı, hücreler, satır ve sütunlardan bahsedilmiştir. Unutulmamalıdır ki videolar ders için tek başına yeterli değildir. Diğer e-öğrenme ortamlarından da faydalanmanız çok önemlidir. Teşekkürler.